solid shots. Değerli spor severler, Levent Bulut Fight Club'da deyim yerinde ise fırtınalar koptu. Ringler yandı. Yakmaya devam edeceğiz. Sıra geldi gecenin 5. maçına. Aynı zamanda bir kemer müsabakası izleyeceksiniz. Ladies and gentlemen, we introduce them first. One and a ball corner representing Tbilisi, Georgia. Shota Betlemitse. Birazdan Shota Betlemitse ve Orhan Doğan karşı karşıya gelecekler. Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı ile birlikteyiz bir kez daha. Salim Başkanım, ya Orhan Doğan ringe çıkacak 50 yaşında kemer için. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ben kendisini hakikaten takdir ediyorum. Bu yaşta olmasına rağmen çok iyi çalıştı. Ben burada şampiyon olarak veda edeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten kendisi iyi bir milli takım antrenörü, iyi bir baba, iyi bir aile reisi ve iyi bir antrenör. Bunların hepsi Orhan Hoca'da var. İnşallah burada da bu gecenin anısına da iyi bir şampiyonlukla bitireceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bizim kickboksu çalışmazsanız asla ve asla başaramazsınız. Orhan Hoca devamlı surette her gün belli saatlerde, belli sürelerde antrenman yaptı. İnşallah bunda meyvelerini görecektir diye düşünüyorum. Evet, bakalım neler yapacak. Maç öncesi biz de biraz konuştuk. Yani gençlere bu işin nasıl yapılacağını göstereceğim dedi. Evet. Hatta yaşlıların nasıl bu işi yaptığını da göstereceğim dedi. Aynen. Şaka yollu Orhan Doğan Hoca. Birazdan ringe doğru gelecek ama öncesinde rakibi Shota Betlemitse var karşımızda değerli izleyenler. Shota Betlemitse! Bu arada tişörtünde Tarık Solak'ın. Aynen, rahmetli oldu biliyorsunuz. Fotoğraf var. Profesyonel kickboksun Türkiye'deki öncülerinden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Hakikaten emeği var. Bir kez daha kendisine Allah'ta rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ve rakibi Türk sporcumuz, temsilcimiz, Malatyalı sporcu Demir Yumruk Orhan Doğan ringe doğru geliyor değerli izleyenler. 50 yaşında ama ya bütün gençlere nasıl örnek olacağını. Demir Yumruk Orhan Doğan. Demir Yumruk Orhan Doğan ringe geldi değerli izleyenler. İşte ekranlarımıza yansıyor. Gecenin kemeri için Shota Betlemitse ve Orhan Doğan tartının ardından bu ağır siklet karşılaşması için bu şekilde yüz yüze geldiler. Shota da 40 yaşında, Orhan Doğan da 50 yaşında. Bakalım neler yaşanacak. Ladies and gentlemen, we introduce the first fight in the blue corner. Representing Tbilisi, Georgia, 110 kilogram, 40 years old, 1.85 meter. We have fight records.
22 match, 20 win, 2 lost, 1 coming on the way, knockout. 110 kilogram ağırlığında, 40 yaşında, 1.85 boyunda, profesyonel kariyerinde 22 maç yaptı. 20'sini kazanırken ikisini kaybetti. Bir kez knockout etti rakiplerini. Tiblisli sporcu Shota Betlemitse. Ve now is opening fighting in the red corner. 140 kilogram, 50 years old. 1.88 meter. We have fight record. 42 match, 37 win, 5 lost. 26, coming out of the way, knockout. 114 kilogram ağırlığında, 50 yaşında, 1.88 boyunda. Profesyonel kariyerinde 42 maç var, 37'sini kazandı. Rakiplerini 5 kez mağlup olurken 26 kez knockout etti. Orhan Doğan Spor Kulüp sporcusu antrenörlüğünü Fırat Kaya yapıyor. Ona demir yumruk diyorlar çünkü o Orhan Doğan. Ladies and gentlemen, ring referee, international referee Mr. Cengiz Pan. Hakem heyeti başkanımız Sayın Cengiz Pan yönetiyor maçı. Karşılaşmanın ring hakemi de Cengiz Pan olacak değerli izleyenler. Shota Betlemitse ve Orhan Doğan karşı karşıya gelecek. Yani gerçekten bütün gençlerin, bizi izleyen bütün gençlerin de örnek alması gereken iki isim. 50 yaşında ringde Orhan Doğan Hoca, karşısında Shota Betlemitse var. 22 maçta 20 galibiyetle buraya gelen bir sporcu ve aynı zamanda kendisinin bir MMA kariyeri olduğunu da söyleyelim. Orhan Doğan demir yumruk, 37 galibiyetin 26'sını knockout'la aldı. No. Fight. Sporculuk kariyerinde çok ciddi bir knockout oranı var. Bakalım bu maçta da aradığı knockout'u bulabilecek mi? Kemer başımız oldukça sert başladı. Shota üstüne gidiyor rakibinin. Sarıldı iki sporcu. Sol kroşe çıkarken çekmemesi gerekiyor Shota'nın. Cengiz Punk'tan uyarılar var. Ve ilk round kaldığı yerden devam ediyor. Sol direği uzattı. Shota Betlemitse. Orhan Doğan müstakil rakibinin. Betlemitse'yi yakalayabilecek mi? Sol kroşe kaçtı. Güzel eskim. Shota'dan. Front kick. Orhan Doğan kendini yerde buluyor. Evet, uyarı geliyor. Cengiz Bank'tan çok sert de bu uyarı geldi Shota Betlemitse'ye. Bu arada tüm salonda bir yandan Orhan Doğan'ın yanında güzel bir hakik isabeti geldi. Orhan Doğan. Sakin, sakin. Nefes al, nefes al. Sakin ol. 50 yaşında bu esnekliğe sahip olmak bile başlı başına bir mesele olabilir. Bu arada Shota Betlemitse köşesinde diz çökmüş durumda. Süre durduruldu. Betlemitse devam edebilecek mi maça göreceğiz. Sağ dizinde bir problem olabilir Gürcü sporcunun. Evet, sağ bacağında bir problem var gibi gözüküyor Shota Betlemitse'nin değerli izleyenler. Köşesi hemen oraya geldi. Sağlık ekipleri de şu anda ringe giriyorlar. Şimdi bir yandan ben de görmeye çalışıyorum. İşte Orhan Doğan, Shota Betlemitse mücadelesindeyiz. Orhan Doğan ekranlarımızda değerli izleyenler. Gürcü rakibi devam edebilecek mi karşılaşmaya göreceğiz ama sağ dizinde bir problem var gibi gözüküyor. Zaten dizlikle çıkmıştı maça Shota Betlemitse. Karşılaşmanın 90. saniyesinde kendini de yere bıraktı ve devam edemeyecek gibi gözüküyor şu anda. Cengiz Punk çok yakın pozisyona değerli izleyenler. Devam edecek mi karşılaşmamız bakalım. Shota ayağa kalktı. Ama evet. Bir kanı var, kan var bir şekilde. Çenenin altında bir kanama var. Evet, evet, hem dizde bir sakatlık hem de çenede bir kanama ve karşılaşmamız sona eriyor değerli izleyenler. Shota Betlemitse devam edemiyor karşılaşmaya.
Çene açılmış. Çenesinde bir açılma var. Evet. Dizinde de problem vardı yerdeyken. Hızlı ve sert bir karşılaşma oldu. Orhan Doğan ve şut. Spor severler, sporcularımıza ödüllerini Kickbox Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı'yı ringe davet ediyoruz. Beylikdüzü kaymakamımız Sayın Mustafa Bey'i de alt parmadan ringe davet ediyoruz Sayın Kaymakamımızı. Kemerin sahibi olacak. Hakemimiz burada Cengiz Pank. Usuldendir. Eller kalkacak. Değerli spor severler, müsabakayı doktor kararıyla kazanan köşe Orhan Doğan! Orhan Doğan'ın kemeri Kickbox Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı tarafından takılacak ve kupalarımız var. Kupalarımızı da alıyoruz. Kaymakamımız burada, Beylikdüzü Kaymakamımız takdim ediyor Orhan Doğan'a kupasını ve yine Gürcistan Tiflis'ten gelen sporcu Şota Betlemize'ye takdim ediyor Sayın Kaymakamımız. Sporcularımıza ödülleri Bebold ve White Law takdim ediliyor. Ünlülerin kuaförü Muharrem Bilen de burada. Evet, müthiş bir geceydi. Orhan Doğan kazanmayı bildi. Orhan Hocam, neler söyleyeceksin? Önce herkes merak ediyor tabii. Ben bundan 3 sene önce jübile yapmıştım. Neden maç yaptım tekrar? Maç yapma sebebim rahmetli Tarık Solak, mekanı cennet olsun. Bir sene oldu tam rahmetli oldu, bir seneye geçti. Onu onur etmek, onun anısında bir kez daha dövüşmek için bunu yaptım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten profesyonel kickboksa çok emeği var. Onu asla unutmayacağız. Her zaman da kalbimize tutacağız. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu arada kendisini de tebrik ediyorum. Tekrar Kickbox Federasyon Başkanı seçildi. Alkışlıyorum onu da. Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sporcuya değer veren, kendisi de bizzat spor yaptığı için çok teşekkür ederim. Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Kerbela abime de teşekkür ediyorum. Malatya'da da beni yalnız bırakmadı burada da. Eşime, aileme, tüm öğrencilerime, bu sporu seven herkese, başkanım gibi söylüyorum, bir gün herkes kickboksçu olacak. Çok teşekkürler Orhan Doğan, Kickbox Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı. Tekrardan hayırlı olsun başkanım, siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle buraya gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biraz evvel Orhan Hocam şunu söyledi, bir gün herkes kickboksçu olacak. Evet, kickboksçu olacak. Ve ben burada hayatını kaybeden bütün kickboksçulara, bütün sporcu kardeşlerime, şehitlerimize ve bu vatan uğruna hayatlarını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tarık Solak kardeşimizi asla unutmuyoruz. Ben burada bu faaliyeti gösteren, bu faaliyetin organizatörlüğünü yapan Sayın Levent Bul kardeşime de teşekkür ederim. Şampiyonlar her zaman şampiyondur. O yüzden şampiyonları da kutluyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Levent Bul'a ve Fırat'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir gece için çok çalıştılar. Hepimiz çalıştık. Umarım her şey güzel olmuştur. Hoca, bir alkış istiyorum. Teşekkürler Levent Bulut, teşekkürler Murat abi. Sağ olun Sayın Başkanım.
Sayın Kaymakamımız Mustafa Altınpınar'a kupasını takdim ediyor, plaketini. Sayın Nusret Öncü. Sporu sportmence, centilmence yapan bütün sporcuları, organizasyona emeği geçen hakem heyetini, sporcularımızı ve diğer yöneticileri tebrik ediyorum. Çok güzel bir gece. Çok teşekkürler. Sayın Kaymakamımızı da alkışlıyoruz. Ve ünlülerin kuaförü Muharrem Bilen de bizlerle birlikte. Müthiş bir geceydi. Geceyi plaketle anlamlandırıyoruz. Sayın Levent Bulut plaket takdim edecek. Sayın baş müfettişimiz de aramızda, Sedat Asay, kendisine de plaket takdim edildi. Çok teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık. Şota, gerçekten sen de çok güzel dövüştün, sana da teşekkür ederiz. İyi akşamlar Türkiye. Beni burada geldiği amacım fark başka şey. Ben tavan doğuşmuyorum, ben MMA'ydi, herkes beni tanıyor. Ama ben burada Koray Cengiz için geldim. Koray Cengiz, ben seni bekliyorum. Ne kadar istiyorsun o kadar para veriyorum. Bir meydan okuma oldu. Koray Cengiz'e, Şota Abetlimize'den teşekkür ederiz.